Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ses bilgisinin ikinci kısmına geçiyoruz. Ünsüzlerle ilgili ses olayları. Sessiz harfler değerli arkadaşlar, sürekli ve süreksiz olmak üzere ikiye ayrılır. Sürekli sessiz harfler F, H, S, Ş, yumuşak G, J, L, M, N, R, V, Y ve Z sesleridir. Süreksizler ise P, Ç, T, K, B, C, D, G'dir arkadaşlar. Aynı zamanda bunları sert ve yumuşak olmak üzere de ikiye ayırıyoruz. Sert ünsüzler fıstıkçı şahap şeklinde kodladığımız ünsüzler olurken yumuşakları da arkadaşlar diğerleri. Şurada görmüş olduğunuz sesler oluyor. Şimdi ünsüzlerle ilgili ses olaylarına geçiyoruz. Bunlardan birincisi ünsüz yumuşaması, diğer adıyla ünsüz değişimi. Bakın arkadaşlar, K, T, Ç, P ya da tersinden okursak P, Ç, T, K. Ben bunu şu şekilde yazdım. Ketçap şeklinde de arkadaşlar kodlayabiliriz. İşte bu ünsüzlerle, yani sert ünsüzlerden bir ile biten bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında bu ünsüzler yumuşayarak neye dönüşüyor arkadaşlar? B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşüyor. Buna da biz ünsüz yumuşaması adını veriyoruz. Bakın şimdi. Kitap kelimesine ı ekini getirdiğimizde kitabı olur. Şuradaki P sesinin B'ye dönüşerek yumuşadığı görülmektedir. Yine ağaç kelimesine ı ekini getirirsek ağacı olur. Görmüş olduğunuz gibi Ç sesi yumuşayarak C'ye dönüşmüştür. Kulak kelimesine ı sesini getirdiğimizde kulağı olur. Yine K sesi yumuşayarak ne olmuştur arkadaşlar? Kulağı olmuştur. Söğüt kelimesine ü ekini getirdiğimizde söğüdü olur. Yine buradaki T sesinin yumuşayarak D sesine dönüştüğünü görüyoruz. Tat kelimesine ı ekini getirdiğimizde tadı olur. T sesinin yumuşayarak D'ye dönüştüğü görülmektedir. Bebek kelimesine E sesini getirdiğimizde bebeğe olur. Dolayısıyla K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüştür. Bunların hepsinde nedir arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması, diğer adıyla ünsüz değişimi söz konusudur. Şimdi bu konuyla ilgili önemli notlarımız var. Onlara geçiyoruz. Bu notlardan birincisi özel isimlerde yumuşama, bakın, söyleyişte olur arkadaşlar. Yazımda olmaz. Buna biz aykırılık diyoruz. Bizim için esas olan şey nedir? Sınavlarda hep bize sorulan yazımdır. O yüzden biz yazımı dikkate alıyoruz. Bakın, sinop kelimesini u ekini getirdiğimde sinobu diye okurum arkadaşlar. Fakat yazımda esas olan şey nedir? Sinop u şeklindedir. Doğrusu da budur bizim için. Eğer böyle yazmış olsam bu sefer de nedir? Yazım yanlışı ortaya çıkar. Burak kelimesine ı ekini getirirsem burağı olur. Ama bizim için arkadaşlar bu nedir? Yazım yanlışıdır. Esas olan bizim için Burak ı şeklinde olan sözcüktür. Aytaç kelimesine yine ın ekini getirdiğimde aytacın olur. Bu söyleyiştedir arkadaşlar. Bu şekilde yazarsam yazım yanlış olur. Bizim için doğru olan nedir? Aytaç ın şeklinde yazımı doğrudur. Diğer bir ifadeyle özel isimlerde yazımda yumuşama olmaz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İkinci önemli notumuz, bazı tek heceli sözcüklerde ve, burada da ben yanlış yazmışım, bazı yabancı sözcüklerde yumuşama olmaz arkadaşlar. Yine buna da aykırılık denir. Bakın, saç kelimesine ı ekini getirsem saçı olur, yumuşamadığını görüyoruz. Çöp kelimesine ü ekini getirirsem çöpü olur, yine yumuşama olmadığını görüyoruz. Aşk kelimesine ı ekini getirirsem aşkı olur, yine değerli arkadaşlar yumuşama olmamıştır. Merhamet kelimesine i ekini getirdiğimde bakın T yumuşamaz, yine merhameti olur. Ahlak kelimesine ı ekini getirirsem ahlakı olur. Yine K sesinin yumuşamadığını görüyoruz. Devlet kelimesine i ekini getirirsem devleti olur. Buradaki T sesinin de
yine yumuşamadığı görülmektedir. Tıpkı hukuk ya da cumhuriyet kelimelerinde olduğu gibi. Diğer önemli notumuz, üçüncü notumuz, bazı Türkçe sözcüklerde de arkadaşlar yumuşama olmaz. Bu da yine aykırılık olarak ifade edilmektedir. Bakın kanıt kelimesine ı sesini getirdiğimde kanıtı olur, t sesi yumuşamamıştır. Yanıt kelimesine ı sesini getirdiğimde yanıtı olur, t sesi yine yumuşamamıştır. Yakıt kelimesine ı ekini getirdiğimde yakıtı olur, yine burada t sesinin yumuşamadığı görülmektedir. Son notumuz, dördüncü notumuz, sonu çift ünsüzle biten sözcüklerin bazılarında yumuşama olur, bazılarında olmaz. Bakın, kurt sesi çift ünsüzle bitmiş, u sesini getirdiğimizde kurdu olur, t'nin d'ye dönüştüğünü görüyoruz, yumuşama olmuş. Kalp kelimesine i sesini getirdiğimde kalbi olmuş, p sesinin yumuşayarak b'ye dönüştüğü görülmektedir. Yurt kelimesine u sesini getirdiğimde yurdu olmuş, t sesi yumuşayarak d'ye dönüşmüş. Fakat kürk kelimesine ü sesini getirirsem kürkü olur. Arkadaşlar k sesi yumuşamamıştır. Çark kelimesine ı sesini getirirsem çarkı olur. Yine k sesinin yumuşamadığı görülmektedir. Türk kelimesine ü sesini getirirsem türkü olur. Burada da yine k sesi arkadaşlar yumuşamamıştır. Bu tür kullanımlara da lütfen dikkat edelim. Sınavlarda çok çıkan diğer bir ses olayına geçiyoruz. Ünsüz benzeşmesi, diğer adıyla ünsüz sertleşmesi ve ünsüz uyumu. Arkadaşlar F, S, T, K, Ç, Ş, H, P kodlayacak olursak fıstıkçı şahap ile biten sözcüklere bakın C, D, G ünsüzleriyle başlayan ek getirilirse ek başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek neye dönüşüyor arkadaşlar? Bunlar Ç, T, K'ye dönüşüyor. Buna da biz ünsüz benzeşmesi, diğer adıyla ünsüz sertleşmesi diyoruz. Tablomuza bakacak olursak, bakın ne demiştik biz? Fıstıkçı şahap demiştik. Şu şekilde bunu yine kodlayabiliriz arkadaşlar. Aralara ünlü harfler yazarak fıstıkçı şahap diyebiliriz. Fıstıkçı şahaptan sonra C, D, G ünsüzleri sertleşerek Ç'ye, sertleşerek T'ye, sertleşerek K'ye dönüşüyor. Şimdi örneklerimize bakalım isterseniz. Simit kelimesine C ekini getirirsem simitçi olur. Bakın şuradaki C sesi arkadaşlar sertleşerek Ç'ye dönüşmüş. Buna da ünsüz benzeşmesi denir. Tarih kelimesine D ekini getirdiğimde tarihte olur. Bakın buradaki D sesinin sertleşerek T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da ünsüz sertleşmesi denir. Bitmek kelimesine G ekini getirdiğimde bitki olur. Dolayısıyla buradaki G sesi sertleşerek K'ye dönüşmüştür. Türk kelimesine C ekini getirdiğimde Türkçe olur. Dolayısıyla buradaki C sesi sertleşerek Ç'ye dönüşmüştür. Kebap kelimesine C ekini getirdiğimde kebapçı olur. Bakın buradaki C sesi sertleşerek Ç'ye dönüşmüştür. Çalışmak sözcüğüne gan ekini getirdiğimde çalışkan olmuştur. Buradaki G eki de yine sertleşerek K'ye dönüşmüştür. Koşmak kelimesine du ekini getirdiğimde koştu olur. Dolayısıyla buradaki D sesinin sertleşerek T'ye dönüştüğü görülmektedir. Bunlara da arkadaşlar biz ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi ya da diğer adıyla ünsüz uyumu adını veriyoruz. Ünsüzlerle ilgili üçüncü ses olayımız ünsüz düşmesi. İki şekilde karşımıza çıkar. K ile biten bazı sözcükler cık cık ya da cak cek küçültme ekini alırken sözcüğün sonundaki K sesi düşer arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Bakın yumuşak kelimesine cık ekini getirdiğimde yumuşacık olur. Görmüş olduğunuz gibi K sesinin düştüğü görülmektedir. Çabuk kelimesine cak ekini getirdiğimde çabucak olur. Yine burada K sesi düşmüştür. Küçük kelimesine cük ekini getirdiğimde küçücük olur. Yine burada K sesinin düştüğü görülmektedir. Minik kelimesine cik ekini getirdiğimde minicik olur. Bakın yine burada K
K sesi düşmüştür. Ufak kelimesine cık ekini getirirsem ufacık olur. Yine burada da K sesinin düştüğü görülmektedir. Ünsüz düşmesinin ikincisine geçiyoruz. Addan yani isimden eylem türeten L, La ekini alırken K ünsüzü yine düşer. Bakın şimdi. Yüksek kelimesine L yapım ekini getirdiğimde yükselmek olur. Görmüş olduğunuz gibi K ünsüzü düşmüştür. Alçak kelimesine L yapım ekini getirdiğimde alçalmak olur. Yine K ünsüzünün düştüğü görülmektedir. Seyrek kelimesine L yapım ekini getirdiğimde seyrelmek olur. Yine K sesinin düştüğü görülmektedir. Küçük kelimesine L yapım ekini getirdiğimde küçülmek olur. Yine K sesinin düştüğü görülmektedir. Ufak kelimesine L yapım ekini getirdiğimde ufalmak olur. Kelimenin kökündeki K sesinin yine düştüğü görülmektedir. Buna da ünsüz düşmesi denir. Geçiyoruz ünsüz türemesine. Ünsüz türemesi iki şekilde olur. Bazı sözcükler etmek, olmak, yardımcı fiiliyle birleşirken ne olur arkadaşlar? Ünsüz türemesi olur. Daha önceki videolarımızda hatırlarsanız bu konuyu anlatmıştık yine. Zan kelimesi etmek yardımcı eylemiyle birleştiğinde zannetmek olur. Bakın arkadaşlar N sesi türemiştir. Af kelimesi olmak yardımcı eylemini aldığında affolmak olur. Bitişik yazılır. F sesinin türediği görülmektedir. His kelimesi etmek yardımcı eylemini aldığında hissetmek olur. Bitişik yazılır. Buradaki S sesinin türediği görülmektedir. Ünsüz türemesinin ikinci şekline geçtiğimizde ise bazı sözcükler çekim eki aldıklarında ünsüz türemesi meydana gelir. Bakın his kelimesine i sesini getirdiğimde hissi olur. Buradaki s sesinin türediği görülmektedir. Hak kelimesine ı ekini getirdiğimde hakkı olur. Yine burada k sesinin türediği görülmektedir. Af kelimesine ı ekini getirdiğimde affı olur. F sesinin türediği görülmektedir. Şık kelimesine ı ekini getirdiğimde şıkkı olur. Yine burada K sesinin türediği görülmektedir. Geçiyoruz kaynaştırma harflerine. Türkçe'de iki ünlü yan yana gelmez arkadaşlar. İki ünlünün yan yana geldiği durumlarda araya kaynaştırma harfleri olan Y, Ş, S ve N ünsüzleri girer. Biz bunları yaşasın diye de kodlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Çanta kelimesine yönelme hal eki olan A ekini getirdiğimde çantaya olur. Görmüş olduğunuz gibi buradaki Y sesi kaynaştırma harfidir. Anne kelimesine iyilik ekini getirdiğimde annesi olur. Buradaki S sesi kaynaştırma harfidir. Para kelimesine ın ekini getirdiğimde paranın olur. Dolayısıyla buradaki N sesi kaynaştırma harfidir. Yedi kelimesine er ekini getirdiğimde, er yapım ekini getirdiğimde yedişer olur. Bakın buradaki ş sesi nedir arkadaşlar? Kaynaştırma harfidir. Önemli bir notumuz var. N kaynaştırma ünsüzü bazen bir ünlü ile bir ünsüz arasına da girebiliyor arkadaşlar. Hatta bazı soru bankalarında soru olarak da çıkmaktadır bu. Kimsesizliğin sokaklarında geziyorum tek başıma cümlesinde. Bakın sokak isim, lar çoğul eki. Kimsesizliğin sokakları dersem buradaki ı iyelik ekidir. Dağda bulunma hal eki. Peki buradaki ne nedir arkadaşlar? İşte bu da kaynaştırma harfidir. Görmüş olduğunuz gibi hem ünlü hem de ünsüz arasına girmiştir. Buna da dikkat edelim. İkinci önemli notumuz kaynaştırma ünsüzleri ÖSYM tarafından çok önemli ünsüz türemesi olarak kabul edilmiştir. Lütfen bu ayrıntıya da dikkat edelim. Sınavlarda karşınıza çıkabilir. Bakın biri idi kelimesinde biriydi olur. Buradaki Y sesi nedir arkadaşlar? Aynı zamanda ünsüz türemesidir. Son konu başlığımıza geçiyoruz arkadaşlar. MN değişimi. Türkçe'de B sesi kendinden önce gelen N sesini M'ye dönüştürür. Buna da MN değişimi denir arkadaşlar. Bakın pembe
ifadesinde B sesi kendinden önce gelen N sesini M'ye dönüştürmüştür ve pembe olmuştur. Tanbur kelimesine bakacak olursak yine B sesi kendinden önce gelen N sesini M'ye dönüştürerek tambur olmuştur. Çarşamba kelimesine bakacak olursak B sesi kendinden önce gelen N sesini çarşamba şekline dönüştürerek M'ye dönüştürmüştür. Saklambaç kelimesine bakacak olursak yine B sesinin kendinden önce gelen N sesini dönüştürerek saklambaç şeklinde okuttuğunu görüyoruz. Dolayısıyla B sesi N'yi M'ye dönüştürmüştür. Arkadaşlar, şimdi burada bir yazım olayı var. Buna dikkat edelim. Bakın, şu sözcüklerin hepsinin yazımı arkadaşlar doğrudur. ÖSYM tarafından doğru kabul edilir. Fakat şuradaki sözcüklerin yazımı da yanlış kabul edilir. Lütfen buna da dikkat edin. Yazım yanlış olarak kabul ediliyor. Bazı özel isimlerde ve bazı birleşik sözcüklerde bu değişim görülmeyebilir. İstanbul ifadesinde görüldüğü gibi B sesi N'yi M'ye dönüştürmüyor. Safranbolu örneğinde olduğu gibi, gün batımı sözcüğünde olduğu gibi, binbaşı sözcüğünde de olduğu gibi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.